İyi akşamlar efendim. Bu akşamki tarih konuşmalarının konusu oldukça farklı. Bir an arkadaşlar da bu konuyu nereden buldular diye düşündüm ama çok zevkli bir konu olacağına inanıyoruz. Bir soru üzerine yola çıkıyoruz. Sorunun içerisinde bir ön kabul var ama bunu da objektif olma adına zaten burada soracağız. Tarih kadınları neden sevmez? Konuklarımızı hemen tanıtıyoruz. Necdet Sakaoğlu, NTV Tarih Dergisi yayın kurulu üyesi. Profesör Doktor Ayşe Durakbaş'a Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, sosyoloji bölümü yanılmıyorsam. Derya Turga, tarihçi, NTV Tarih Dergisi'nden ve Profesör Doktor Fatma Gül Berktay, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi öğretim üyesi. Evet, ben tekrar soruyorum. Soruyorum. Tarih kadınları sevmez mi? Ortaya atıyorum soruyu. Öyle midir gerçekten? Başlayayım mı? Tabii, lütfen. Tarih kadınları sevmez diyebiliriz bence. Çünkü tarih boyunca iktidardan yana olmuş. Ve kadınlar, iktidardakiler kadınları dışladıkları için genellikle tarih yazımı iktidarda olanların meşruiyetini sağlamak üzere yazılmış. Özellikle siyasi tarihi düşünürsek. Ve tabii siyaset alanında kadınların dışlanmışlıkları bugün bile geçerli. İktidar alanları kadınlara açık olmadığı için tarih yazımında da kadınlar yeterince yer almamışlar diyebiliriz zannediyorum. İktidara geldikleri de ayrıca tabii ki söz konusu olmadığı için. Evet, ama ben buraya bir şey ilave edebilir miyim? Tarih sadece kadınları sevmez değil. Tarih çok uzun bir süre bütün aşağıda kalanları sevmedi. Hmm. Yani bütün ezilenler, bunun içine emekçileri koyabilirsiniz, bunun içine köleleri koyarsınız, bunun içine siyahları koyarsınız. Onlarla birlikte kadınlar, hakikaten Ayşe'nin dediği gibi tarih bir iktidar alanı, tarih yazımı da bir iktidar alanı. Ama şöyle ilginç bir şey var. Bu söylediğim kesimler genellikle yurttaşlık haklarına dahil edildikçe tarih yazımına da girmeye başladılar. Yani emek tarihi diye bir şey ortaya çıktı. Sosyal tarih çıktı. İşte zihniyetler tarihiyle birlikte birey insan tarihin içine girdi. Ama bütün bunlarda gene de kadınların büyük ölçüde dışlandığını hep gördük. Yani bu feministlerin ünlü bir sözü vardır. Meçhul askerden daha meçhul birisi vardır. O da meçhul askerin karısıdır. Ya da proleterin karısıdır. Lafı çok doğrudur. Dolayısıyla hemen yani 20. yüzyılın ortalarına kadar neredeyse başka kesimler, başka ezilen kesimler tarih alanına ve tarih yazımına girdikleri halde kadınlar en son buna girdiler. Onun da önemli bir nedeni 1970'lerde bütün dünyada bir kadın hareketi, feminist hareket yükseldi. Toplumsal hareketle tarih yazımı arasında da çok büyük ilişki var. Ancak ondan sonra herkes tek gözle değil de iki gözle birden bakmaya, en azından hani bir kısım insanlar, bir takım tarihçiler çalıştılar ve o zaman hani arşivlerde her zaman duran olgular, evet, farklı bir görünüm kazandı. Mücadeleyi sıkı yapan tarihe geçiyor ama, öyle değil mi? Yani ya da çok çarpıcı olaylar yaratan. Köleleri düşünürseniz efendim, ya da Bizans'ta hocam daha iyi bilir, bütün o isyanları düşünürseniz insanlar hep isyan eder ama iktidarı ele geçiremezler. Evet. Yani programları yoksa, şimdi nihayet 19. ve 20. yüzyıllarda kadınların alternatif bir vizyonları var. Evet. O fark ediyor. Benim gözümün önüne geldi çünkü İngiltere'de kadınların oy kullanma hakkı için mücadele verenlerin, evet, önderi kendisini o meşhur derbi at yarışında atın önüne atıp öldürmüştü ve kıyamet kopmuştu ve olay oradan başladı. Efendim, yani tarihe iyi kötü baktığımız kadar bugüne de bakmak gerekiyor. Ben şu son bir ayda
Türkiye'de yapılan büyük törenleri bu gözle izledim. Hipodromda yarış izlediler. Kor diplomatik mi? Diplomatik mi? Devletin zirvesi mi? Neyse birileri oturdular. Aralarında bir hanımefendi vardı. At yarışlarıydı. Demek ki bir şeref türbününde henüz kadınlar yer alamıyorlar. Veya almıyorlar her neyse. Bir 10 Kasım oldu. Anıtkabir'e gidildi. Belki 4-5 bin kişilik bir protokol. Askerler bir kalıp halinde. Siviller öyle, önde gidenler. 3 hanımefendi gördü. Korkunç bir şey bu Oğuz Bey. Bunlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanlığında görevli bir hanımefendi. Evet, bir protokol, daha önce de bir hanımefendiydi, yenisi şimdi. Protokol genel müdürü. Bir iki de bakan vardı. Milli Eğitim Bakanı ile galiba kadın şeyine sorumlu devlet bakanı. Maşallah başka hiç kadın yoktu. Bir başka Cumhuriyet Bayramı'nda gene öyle yüründü. Gene kadınsız bir yürüyüş idi o da. Resepsiyonlara bakıyorum. Orada da işte birkaç tane var. Aslında bakarsan sorun oradan da çıkıyor. Resepsiyondaki bir başka sorun da başka evet. Bir sorun. Şimdi, neyse o kadar. Evet. Kadına tabii belli alanlarda, ortamlarda yer veremiyorsanız, vermiyorsanız veya kadın o ortamlarda yer almıyorsa tarihe de geçmeyecek demektir. Evet. Geçmişin tarihi. Şurada efendim şu sevakıb-ı menakıb dediğimiz Mevla'nın hayatından sahneler içeren bir minyatür kitabı. Hı hı. Her sahnesinde Esra'yı dışarıda gösterdi. Mevla'nın yaşadığı bütün bu olaylar neyse mutlaka bir harem penceresi var. Hı. O haremden de seyreden hanımlar var. Yani Mevlana'nın yaşadığı dünya, içinde bulunduğu olaylar hareminden de seyrediliyor. Bir kadın mutlaka onu oradan bakın. Hamamda yok tabii. Hamamda yok, orada yok. Ama bakın evet. Burada bir hanım. Evet, çok güzel. Haremdekiler ortamda olanları pencerelerinden izleyebiliyorlar. Seyirci. Daha, ama onu diyeceğim. Ama seyirci o, konumunda. O bile bir şey. Yani bir katılım evet. Veya bir gözleme. Evet, doğru. Evet. Katılmaya gelelim. İbn-i Bibi tarihini okuyalım. İzzettin Keykavus'un Behram Şah'ın kızı Selçuk Hatun'la evlenişi vardır. Hep kadın ortadakine. O bütün evlenme töreni, düğün töreni içinde Erzincan'dan Konya'ya kadar onların gelişleri, gidişleri, karşılayışları. Daha enteresanı zifaf salonunda da, gerdek odasında da kadınlar fır dolayı halka halinde oturuyorlar. Kol kola İzzettin Keykavus'la Selçuk Hatun odaya giriyor. Herkes onları alkışlıyor falan filan. Sonradan ne olmuşsa bu baskılar 12. yüzyılda 13. Evet. Tabii ondan önce de iyi de oraya da geliriz belki orada bir evet. Konuyla açacağım meseleyi ben belki hı. Yazılı tarih öncesine ama Derya Bey'in hiç sesi çıkmadı. Yok çıkacak dinliyorum öyle sesi. Öyle mi? Toparlıyorum da şu Fatma Gülhanım dedi ezilenler dedi. Şimdi benim anlayışıma göre yani kendi tarihçi tercümeme göre insandan bahsetmemiş tarih. Bırakın ezilenlerden, mezilenlerden insan diye bir faktör yoktur. Ta çok yakın çağlara kadar hatta 2. Dünya Savaşı sonlarına yazılan tarihte insanlarla ilgilenmeye başlar. Analiz biraz geriye çekelim. O da ne kadar bir şey işte 20 yıl falan önce olsun. Demek bu 80 yıllık bir hikaye. Tarihin insanı insan olarak görmesi. Görmüyor. Kahraman olacaksınız. Büyük bir şey olacaksınız. Zaten sizi geçirmiyor tarih. Orada bir kitlesiniz siz. Şey yok, yüzü yok. İsmi yok, ismi ama yok. Ama oradaki o insanda da işte sorun var. Yani, Annal Okulu'nun yani o insanı, bireyi hani ön plana getiren anlayışı ancak son zamanlarda hani bu insan, büyük harfli insan soyutlaması kimdir sorusuna daha yeni yol açtı. O insan, birey dediğimiz şey gene beyaz burjuva erkektir eleştirisi çok yeni yapılmaya başladı. Yani insan gündeme geldiği zaman bile o liberal insan, soyut insan kavramının arkasında kadınların olmadığı, siyahların olmadığı, Avrupa dışındakilerin olmadığı yeni gündeme geldi. Yani evet. O bile sorunlu. Tabii, evet. Tabii orada bir itiraz yapayım. Burjuva, burjuva biliyorsunuz 17. yüzyılın sonuna kadar falan bir alay konusu bir şeydir. Yani, mezmoyere falan bakar görürsünüz.
Onun için de adamlar zaten Fransız devrimini yapmışlar. Biz de alay etmesinler artık. Bizi aptal yerine koymasınlar. Bizim kazancımızı kendi ceplerine sokmasınlar diye. Bu Şubat tabii ki yıllar boyu yazılmış tarihler için onda bir yeri yok açıkçası. Efendiler var. Efendiler kimler? İşte feodal senyörler. İşte onların işte kralı varsa yoksa imparator o kadar. O takımın içinde. Bizde zaten kendi Osmanlı örneğimizde tam bir kuruluk. Peki ben halbuki diye bir bahis açayım dilerseniz. Çünkü yani eğer yanlış biliyorsam hoş görün. Yani dinler öncesinde, pagan dönemde kadınların iktidarda olduğu söylenebilir mi? Çünkü inanılmaz bir mucizenin fiziksel görünümü kadınlar, doğum olayı. Hala da mucize ya. Kafa yoramıyorlar, içinden insan çıkıyor ve üstünü tutuyorlar. Fakat bir süre sonra işler değişiyor. Nasıl oluyorsa pagan dönemde öyle bir şey var. Bir de şey doğru mudur? Uygarlığı aslında kadın yaratmıştır. Yani toplayıcı avcıyken onlar yani avcı toplayıcı toplumlarda onlar toplayıcı. Çiftçiliği buluyorlar. Dokumayla sanayinin temelini atıyorlar. Bunlar ne kadar doğru? Kadın da toprak ana zaten şey simge olarak birbirini tamamlayan şeyler. Aynı şeyler eski Yunan'da da olsun. Doğu kültürlerinde de olsun, bizim Anadolu kültürlerinde de olsun, toprak ve kadın aynı şey. O yüzden de topraktan gelen yıllar, 100 yıl öncesinden, 150 yıl öncesinden bütün servetin kaynağı toprakta zaten başka bir şey değildi. Onun için tabii ki kadın oluyor. Yani, dinlerin bir rolü var herhalde. Dönemde tabii kadınlar çok önemli. Aynı zamanda kadın kutsal olanı temsil ediyor. Bu çok önemli. Evet. Yani doğrudan kutsalla konuşabiliyor. Tek tanrılı dinlerde daha sonra o kutsalla olan bağı kadının kopar. Erkek dolayımıyla konuşmaya başlar. O çok önemli. Bir de iktidar dediniz ya, yalnız orada hani bir şey söylemek isterim ben. Şimdi biz genellikle geçmişe bugünden bakıyoruz. Ve bugün hani bir egemenlik ve iktidar ilişkisi falan var. Ama benim anladığım kadarıyla şey dönemde, yani ataerkilliğin iyice yerleşmesinden önceki dönemde aşağı yukarı bir eşitlik var. Kaba bir eşitlik var kadınlar ve erkekler arasında. Yani bir tür hayatın zorunluluğu olarak öyle bir şey var. Bir de işte kadının kutsalı, Derya Bey'in sözüne ettiği hani o toprak ana olarak temsil etmesi dolayısıyla. Dolayısıyla bugünden geçmişe bakıp tersine çevirip o zaman kadın iktidarı vardı demek doğru bir şey değil. Evet. Yani tarihsel olarak da doğru değil. Öyle bir mit var ama aslında yani, çok da desteklenen bir şey değil o. Yani bilimsel olarak desteklenebilecek bir şey değil. Ama işte tek tanrılı dinlerle hatta biraz baktığınız zaman Budizm'de bile işte Buda'nın onları dinime aldım sorun çıktı falan dediği yazılır, söylenir. Orada öyle bir şey var. Peki biraz daha şahsiyetlere gitsek ama hep böyle entrikayla anılmaları, baştan çıkarmalar vesaire. Bunda ne kadar gerçek payı var? Bağışlayın böyle sorduğum için hanımefendilere. Belki öyle dememek lazım. Ama nedir bunun tarihte hep yer alması? Tarihte en eski destanı Gılgamış destanı. Orada var meşhur olay. Evet. Tanrıça ile Gılgamış birbirlerine giriyorlar. Tanrıça bunu baştan çıkarmaya çalışıyor. Bu da diyor sen beni zor baştan çıkar falan filan. Ondan sonra ebedi hayata arıyor. Ararken gene sonunda kadının tuzağına düşüyor ve olay orada bitiyor. Çünkü o sırada Uruk'un tanrıçası bu. İştar diyorum. İştar Babil cadı, Sümer cadı şimdi çıkartamayacağım. Bütün onun İştar'ın kızları filan orada bir nevi tabii uygarlaştırıcı işlevleri var. Aynen öyle. Adem'le Havva'dan da başlıyor yani. Adem'i ayartan bir Havva var değil mi? Tabii o sonradan yani. O mesela, ama dünya hayatını Adem'e başlattıran Havva oluyor. Daha değişik. Ve soru sorarak merakım ve bilginin de temsili. Yani aslında tabii meseleye bir oradan da bakmalıydı değil mi? Yani bence tarih yazımına kadın tarihçilerin, feminist tarihçilerin getirdiği en büyük katkı bu. Yeni okumalar, farklı yorumlamalar imkanını getirdi. Ve kadınlara benim feminist tarihçi bir hocam oldu İngiltere'de. Çok basit bir soruyla başlardı. Kadınlar nerede peki diye baktığımızda kadın tarihi başlıyor. Yani kadınları tarihe katmaya başlıyoruz. İşte şimdiye kadar yazılmış alanlarda değilse, mesela askerlik alanında değilse peki nerede? Mutfakta mı? O zaman mutfağın tarihine bakacağız. Ve ondan sonra kadın tarihi yazarları
Bu tarihle, yani kadının bulunduğu alanların tarihi ve kadın deneyimlerinin tarihini tarihe katarak daha sonraki aşamada da peki bu alanlarla diğer alanlar arasındaki bağlantılar nasıl kurulmuş? Yani daha bütünsel bir tarih anlayışına doğru ilerlediler. Dolayısıyla mesela bugün artık çok daha iddialı konuşabiliyor feminist tarihçiler. Diyorlar ki biz kapitalizmi aslında kadın tarihine bakmadan anlayamayız. Ya da sosyal sınıfları, kadınların sosyal sınıf deneyimlerine bakmadan anlayamayız. Malzeme yani aslında eksik bir tarih yazmışız şimdiye belge, kadar. Belge, malzeme var mı? Baktığınız zaman görebiliyor musunuz? Yoksa onu da uğraşmak mı gerekiyor? Tabii biraz deşmek de gerekiyor ve belge yaratmak da gerekiyor. Hmm. Yani daha önce belki belge olarak düşünülmeyen bazı şeyler de belge olarak değerlendirilmeye başlanıyor. Bazen ben düşünürüm. Mesela nesnelerin tarihi. Gene sosyal tarihin, gündelik tarihin, gündelik hayatın tarihi diye, evet, baktığımız alanlar. Ben cilt kitaplar hatırlıyorum. Eşyanın tarihi diye. Tabii, evet. Tabii. Yani oralardan hani belki daha önce çok fazla malzeme olarak değerlendirilmemiş alanları da kullanarak, araçları da kullanarak yeni bir tarih yazımına doğru gidişat var. Aynı zamanda yani bu dediğin doğru ama bakış açısı çok önemli. Hı-hı. Yani bir de arşivlerde var olan o olgular, belgelere, örneğin Fransız İhtilali tarihine. Ancak 1970'lerden sonra, hı-hı, farklı bir bakış açısıyla tarihçiler baktılar ve orada o güne kadar görmemiş oldukları, hı-hı, orada duran ama görmemiş çok oldukları birçok şey gördüler. Halbuki Fransız devriminde kadın dendi mi akrem Marie Antoinette gelir, değil mi? Mesela halbuki yani ve olumsuzluktur bir sürü başka yani örnek vardır. Şimdi evet, efendim ben bu şey için birkaç kitaba baktım özellikle. Hı. Kadın var mı diye. Hı. Üçüncü Selim'in bir ruznamesi vardı. Günlüğünü tutmuş bir Ahmet Bey. Padişahların bazılarının böyle ruznamecileri var. İyi, onlara yetki vermişler. Ben ne yaptığımı her gün yaz demiş. Hmm. O da yazmıştı. Saz dinledi, abdest aldı, namaza gitti. O da dahil. Tabii tabii. Serdap Kasrı'na indi. Hmm. İşte selamlığa çıktı falan gibi. Şimdi bu 3. Selim'in ruznamesinde, ki epeyce kalın bir kitaptır ve saltanatın 11-12 yılını anlatır. Aşağı yukarı 2000 dizinin de insan ismi var. 150 Ahmet var, Paşa Bey Efendi, 200 Mehmet var, bir o kadar Mustafa var. Kadın, geçen kadınlar şunlar. Pardon, ruznameden diyordum. Evet, onu da buldum. Bu da Lütfü tarihinde, o da o kadar kalabalık. Adile Sultan, Behice Sultan, Behiye Sultan, Cemile Sultan, bunlar üçü dördü doğumları nedeniyle doğmuş, adı Behiye koymuş. Doğumlarıyla sultan olmuş. Evet. Adile Sultan'ın düğünü anlatılıyor. Meşhur. Hı. Evet. Hı. Mehmet Ali Paşa ile evlenişi anlatılıyor. Cemile Sultan, Esma Sultan. Enteresan bir Meryem kadın var. Gelincikçi deniyor buna. Bu Abdülmecid'in, o çiçekten hasta olmuş, ölüyormuş Abdülmecid. Hı. Hekimler kurtaramamışlar. Bu Rum gelincikçi kadın, Meryem kadın veya diğer adıyla, o gelmiş. Kendine göre bir yöntemi varmış. Abdülmecid'i kurtarmış. Aşı yapmış yani. Ve evet, çiçek aşısı yapmış. Evet. O zaman yani bu bir kadın. Ama bugüne kadar hiç kimsenin dikkatini çeken birisi değil. Şimdi işin daha enteresanı, bu adam, bu Lütfi tarihini yazan Ahmet Lütfi Efendi, Pertevniyal Valide Sultan'a çok yakın birisi. Hmm. Ve Pertevniyal Valide Sultan buna 2-3 ayda bir harçlık gönderiyor, para da gönderiyor. Hem büyük paralar yani, 1000 kuruş, 2000 kuruş falan filan, onun mektupları da var. Ama Pertevniyal adını hiç kullanmamış. Hmm. Şimdi Lütfi tarihi 1825 ile 1876 arasındaki 51 yılı anlatan bir tarihtir ve bir vakanüvis tarihidir. Abdülaziz'in saltanatının sonuna kadar. Bu dediğimiz Pertevniyal de Abdülaziz'in annesi. Fakat Lütfi tarihinde Pertevniyal Valide Sultan adı yok.
Enteresan. Nankörlüğün böylesi. Harçlık da alıyormuş değil evet. mi? Yanlış tabii tabii. Buna rağmen evet, koymamış. Para gönderiyor falan gönderiyor bir şeyler. Pertemniyal yalnız onlara değil başkalarına da gönderiyor. Adam Mekke'deki bir okuyucusu varmış. Bir sene göndermemiş pertemniyal her nasılsa. Mektup yazmış diyor ki bu sene bana bahşişiniz gelmedi. Hüsran içindeyim ne olur gönderin. Perişan oldum. Duayı keseyim mi diyor. Onu orada daha bile dua ediyormuş. Tehdidi de var yani. Böyle şey. Evet. Arandığı zaman yani o gözle bakıldığında ortaya çıkabilecek tarihi şahsiyetler bilmediğimiz var mı? Çok masaya soruyorum. Var var tabii çok. Yani yeni yeni burada duyurabileceğimiz evet. şahsiyetler. Biraz haberciliğe kıvrandım ben de. Ben bir şey söyleyeyim. 5000 yıla yakın veya daha fazla yazılı tarih var. Bunun için kim bilir neler olduğu neler. Evet. Özellikle Mısır tarihi. Mısır tarihi 2500 yıla kusuruyor. Beğenmediklerini tarihten kazımışlar. Bir de kazımalar. Eski Mezopotamya'dan beri eski Mısır'da yani. Kazımalar var. Evet. Ondan önce de. Bakın işte bir Hatşepsut diye bir kadıncağızda bu firavun oluyor. Firavun. Evet. Evet. Belki onun da 20 tane daha kadın firavun var ama bunu tesadüfen öğreniyoruz. Yoksa bunun da adını kazımışlar bir yerlerden. Evet. Sağdan soldan en direkt yollardan filan öğreniyoruz. Hatta tek tanrılı ilk din şeyi Mısır'da o firavundan çıkarmayı da etkileyen karısıdır. Yani. Evet. Ve ama yani zaten eski Mısır'da biliyoruz kadının özgürlüğü eski Yunan'da kadın özgürlüğü çok ilerisinde. Çok çok ilerisinde. Yani bir takım ön yargılar var ya hani ilk orada başladı, ilk burada başladı falan. Eski Mısır'ı çok yakından incelemek lazım. Bak eski Mısır kendi tarihi kendi kazımış bir şey. Ama tarih. Zaten tarih zaten öyle bir şey. Yani işte bir iktidar alanı olduğunu da o gösteriyor ya durmadan yeniden yazılıyor. Yeniden fotoğraftan birilerinin bir keski bir çekiş. Çat bitti. Evet. Yani bu ama ta hakikaten ama gene de o şahsiyeti başlıyor. Ve onun yaptıklarını evet. arkeologlar çıkarıyorlar Mısır'dan. Bir şekilde bu çok kolay bir iş değil yani. Buna dikkat öyle etmek. Yani tarih yazıldı her şey elimize göre rahat yazıldı. Şu firavun kadını bir vurgulayalım, ara verelim. İsmi? Hapşepsut galiba. Hapşepsut. Evet. Hatırlıyorum öyle bir şey. Ben de ya okumuştum ya. Bu üçüncü Tutmosis'in hem halası hem üvey anası oluyor. Ama dedi resmen duvarlardan tık 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 gitmiş. Bir de mesela tanrılar listesini yeniden değiştirirler. Evet. Yani şeyleri dişil tanrıçaların yerine eriller aman alır. Tanrım. Yani evet. inanılmaz şeyler var ama hani Stalin'in yaptığıyla aynı evet. şey. Bir ara verelim, devam edelim. Yeniden birlikteyiz. Tarih kadınları neden sevmez? Tarih kadınları aslında neden sildi diye yavaş yavaş soru daha bir netleşmeye başladı. Tanrıçaların kazındığını, silindiğini anlatıyordu Fatma Gül Berktay. Bilmiyorum buna ekleyeceğiniz var mı? O sorumuz şimdi öğrendiğimiz çok önemli tarihsel kadın şahsiyetler var mı idi? Bir Mısırlı evet Firavun kadını. Biliyoruz. Daha yakından söyleyelim. 13. 12. yüzyılın sonuyla 13. yüzyıl çok önemlidir. Özellikle bu Doğu İslam devletlerinde bayağı hükmetmiş, tahta oturmuş. Raziye hatunlar var, Şecerüddürüler var, Bağdat hatunlar var. Bunun hepsi resmen hükümdarlık etmiş kadınlardır. Yani Eyyubilerde, Fatimilerde, Büveyhoğullarında, İlhanlılarda hükmeden kadınlar var, ordular sevk etmişler, erkekleşmişler bayağı, evet. Veya hükümdarı, halifeyi zaafa düşüren, perişan eden kadınlar var. Bu Emevi halifelerinin bu tür eşleri var. Birisi ölen karısının başında günlerce bekliyor, gömülmesine izin vermiyor. Kadın çürümeye başlıyor, korkmaya başlıyor. Bir diğeri kendi halifelik kisvesini hanımına giydiriyor, git diyor namazı sen kıldır diyor. Seni halife yaptım diyor. Çok enteresan. Bizde de var tabii yani. Kadınların öne çıktığı, işte Kösem Sultan gibi, Hürrem Sultan gibi. Mesela Hürrem 5 çocuğunu doğurduktan sonra Kanuni'ye bayağı posta koymuş. Beni azat edeceksin demiş, hürriyetimi vereceksin demiş. Aksi halde senin artık eşin olmak istemiyorum. Sana 5 çocuk doğurdum. Hala esirim, cariye çünkü. Ve problem o da tabii. Kanuni Sultan Süleyman
1530'da Hürrem'i azat etmiş, itıknamesini vermiş. Öyle deyince artık onunla yatamaz, kalkamaz, mecburen nikah kıymış. Mecburen nikah kıyınca Hürrem ne olmuş? Haseki Hürremken Haseki Sultan veya Hürrem Sultan olmuş. Sultan sanını oğullarının padişahlığında alan valide sultanlar vardır bizde. Kocası hükümdarken sultan sanını bir tek Hürrem almıştır ve oğlunun padişahlığını görmeden ölmüş. Onun için bir tek odur. Bizde Haseki Sultan, başka da yoktur. Evet. Kösem yanlış mı anlatılmıştır? Evet. Çok, en çok yanlış anlatılanlardan birisidir. Ve bu sene... Hani yaygın kanaat işte iki oğlu arasında seçim yapar. Birinin boğulmasına hayır, göz yumar. Evet, hayır, hayır. Yani boğdurulması. Kösem Sultan Osmanlı Devleti'ni o çok kritik asıl fetret devri diyeceğimiz 1640'lı yıllarda, hatta 1620'lerden, kocasının ölümünden 17'den 1648'e kadar 30 yıl Osmanlı hanedanını çökmekten, yıkılmaktan kurtaran kadındır. Fakat bu hakkı hiçbir zaman verilmedi. Düşünebiliyor musunuz o sadist, asan, kesen, içen bir 4. Murat var, onun oğlu. Onu idare etmiş 17 sene. O arada öbür oğlunu, bir oğlunu, öz oğlundan ilk birisi gitmiş zaten, ikincisini İbrahim'i saklamış. Murad'ın elinden kurtarabilmiş ve kurtaramasa şehzade yok. Hmm. Murad öbürlerini hep kardeşlerini öldürmüş. Bir tek kendisi, bir de İbrahim var, öz kardeşi. Sonra onu tahta geçirmeye muvaffak olmuş. İbrahim'in çocuklarıyla yürümüştür Osmanlı hanedanı ve İbrahim Osmanlı oğullarının ikinci atası sayılır. Evet, yani Osman Bey'den sonra ikinci ata İbrahim'dir. Kösem'dir bunu sağlayan. Hı-hı. Sonra işte buyurduğunuz o torununu geçirmiş. Hı-hı. Torununu geçirirken de çok ilginç bir durum var. Ülema, gafil o zamanın üleması, çocuk şehzadeyi Mehmet'i Sultanahmet'e getirmek isterler. Camide gelsin de biat edelim derler. Kösem Sultan tepki kor, şimdiye kadar camide biat olmuş değildir der. Sarayın taht kapısını gösterir. Cülus burada olur. Onlar buraya gelsinler, burada biat etsinler der ve siyasetin camiye taşınmasını önler. Mesela bu hiç vurgulanmadı. Evet, bir şey o açıdan bakıldığında enteresan bir şey çıkıyor. Evet. Siyasetin. Bir de hep yani Kösem Sultan işte en entrikacı, sizin dediğiniz gibi en kurnaz falan onunla anılır. Çünkü kadınların iktidar kullanması, bu sizin evet, anlattığınız şey, iktidar kullanıyor. Kullanması çok İktidar kullanması tabii hiç hoş bir şey, kabul gören bir şey kırıyor değil. Dolayısıyla bunu tersine çevirip böyle bir evet, mitoloji yaratıyor. Erkeklerin yani yazmasının da önemli bir rolü var galiba. Tabii. Kadın tabii, yani tarihi pek kadınlar yazmıyor. Neden? Mesela akademiyada durumunuz nedir bilmiyorum ama. Şimdi değişti tabii de yani eskiden yani işte öyle bir şey gerçekten yoktu. Şimdi kadın tarihçiler ortaya çıktıkça bütün bunlara da işte yeni bir gözle bakılıyor. Hani bu biraz önce yine dediniz ya o kurnazlık, hani kadınlar neden entrikacı. Şey. Benim deminden beri aklımda bunlara tarih yazımı alanında, feminist tarihçilikte zayıfların silahları deniyor. Yani bu ezilen, aşağıda olanların, açıkça güç ve iktidar kullanamayanlar ister istemez böyle hani kenarından köşesinden dolaşan, İşte biraz entrikaymış gibi gözüken yollara başvuruyorlar. Çünkü iktidar alanı açık değil onlara. O yüzden yani bu hani işte kadınlar entrikacıdır, kurnazdır falan dendiği zaman insanın dilini bir ısırması gerekiyor. Yani. Bunlar efendim bakın, bunları kadın tarihçilerimiz yazmış tesadüfen yani. Evet. Getirin. Bunlar da erkekler, onlar daha çok. Bunlar hanımefendilerin yazdığı tarihler. Evet. İlginç değil mi? Bu Osmanlı'yla ilgili. Evet, öyle. Yani Osmanlı ilgili olması daha da önemli tabii. Hı hı. Evet, yani Osmanlı tarihin eğer kadın tarih yazarları ilgi duyuyorlarsa ve daha çok yazıyorlar. Kaldı ki bunlarda doğruları çok buluyoruz. Şunlar berbat. Hele bir tanesi var şu.
Oğuz Bey. Felakettir bu. Şu padişahları. Bilirsin. Evet. Yani... Ama bu en son Kösem Sultan filmi de gene bu bakışı tekrarlıyormuş. Değil mi? Görmedim. Yani ben de evet, görmedim ama. Gidecektik biz. Bir kadın bakışının soğukkanlılığı falan daha bir objektif olması var mıdır? O zaman siz de seksist oluyorsunuz ya. Ne demek yok, o? Yani biz niye olmuyoruz ki? Biz de öyleyiz. Anlamıyorum yani. Hayır. O anlamda soğukkanlılıktan ziyade Ayşe'nin dediği gibi bütünsel tabloyu ortaya koyması önemli. Şimdi tek yanlı, tek gözle bakılan, sadece erkeklerin ya da işte sadece üst sınıfların yapıp ettiklerini anlatan bir tarih yerine acaba başka ne olmuş? Nasıl olmuşa? Kadınlar bunun neresindeymiş? İşte ezilenler neresindeymiş diye baktığınız zaman daha dengeli, daha bütünsel bir sosyal bilim tablosu kadınlar çıkıyor. Kadınlar yazsaydı tarihi bir çok şey farklı olur muydu? Herhalde olur. Olurdu. Ursula Le Guin'in Lavinia diye bir romanı yayınlandı. Örneğin bu şeydir. Hani Eniat şeyin Truva Savaşı'ndan kaçıp da Roma'yı kuran Aeneas vardır ya. Evet. Şimdi onun hikayesini, efsaneyi alıyor. Onun karısı Lavinia ve çok az tarihlerde bahsediliyor. Yani herkes tabii Aeneas'tan kurgusal bahsediyor. Kurgusal ama değil mi? Kurgusal bir roman. Ama bunu alıp yani acaba Lavinia'nın gözünden yazılsaydı bu efsane, bu tarih nasıl olurdu? Çok güzel, bence çok olağanüstü bir roman. Ve orada yani nasıl hani kadınların o böyle savaştan nefret etmeleri, nasıl yani bütün sevdikleri ellerinden alınıyor, her şey vahşice cereyan ediyor. Dul kalıyorlar, perişan onu oluyorlar. Onu çok güzel yani anlatıyor. Belki savaş az olurdu mu? Çok cahilce bir şey. Savaş belki hiç olmazdı. Yani iddia edilebilir. Evet. Çünkü savaş tamamen erkek işi. Erkeklerin icat ettiği bir oyun. Yani siz başta buyurdunuz ya, bu kadınlar çocuğa baktı, dokuma yaptı, tezgah başındaydı. İşte o arada erkekler de aşağıda ya dövüşmüşler ya oynamışlar. Oyunları da dövüş aslında. Bizim bütün bu saray içi olanlarının oyunları kavgadır, harptir. Yani saray bahçelerinde yapılan o bamyacı, lahanacı oyunları hepten harptir ve ölenler olur. Yani. O barış deyince, barışa katkı deyince aklıma Katerina geldi. İşte Katerina ve Baltacı Mehmet. O olay bizde şehir efsanesi midir? Katerina gerçekten baltacıyı baştan çıkarıp Rusya'yı kurtarmış mıdır? Barış mı olmuştur? Ya şimdi bakın kötü kötü konuşuyorum. Yani Katerina'yı Çarpetrov, yani Şeremetyev önce o buluyor. Evet. Bir İsveçli şeycinin, kantincinin kızı gidiyor. Kendi halinde bir kılacağız. Oradan Menşikov'un geçiyor. Oradan Çarlı'nın geçiyor. Yani Baltacı Mehmet Paşa'nın başını döndürecek bir hatun olması pek benim şeyime gelmiyor. Koskoca harem var, ne olacak yani? Bir eksik bir fazla bir şey değişmez. O olay doğru değil tabii ki. Doğru değil. Çok yanlış. Voltaire'in 12. Charles'ın tarihi vardır. Orada anlatır. Katerina'nın girdiği çadır Baltacı'nın çadırı değil, Çar'ın çadırı. Çünkü sefer sırasında bir kadının Çar'ın çadırına girmesi yasaktır. İşte Katerina generalleri ikna eder. Kocasını barışa ikna etmek için onlardan izin alır ve Çar'ın çadırına girer. Yani girdiği bir çadır var. Rolü var ama. Var, evet, evet, var. Evet. Ve savaşın... Atladım ben biraz. Evet. Bir rol var. Evet. Ben yalnız bir dakika şu Kösem Sultan Necdet Hoca'yla da işte bu hafta Halil Hoca'yla beraber, o da bir Kösem Sultan hayranı sizin gibi. Ondan sonra şimdi bu kadın öldürüldüğü gece öldürülmeseydi ne yapacaktı? Geliyle torununu öldürtecekti değil mi? Başka torununu öldürtecekti. Öteki hayır. Gelin uysal olan hayır. Gelin şey olacaktı. Valide Sultan olacak Dilaşup. Ondan sonra Süleyman yani bir masum, bir melek, bir şey. Şey Hürrem diyorum. Köstemel bir kadın değil. Tabii. Ama düşünün ki bu kadın bir at terkisinde kaçırmışlar bunu. Getirmişler oradan buraya, buradan buraya bir saraya kapatıyorlar. Ben düşünün bu özgüveni bu kadın nasıl yarattı Allah rızası için. Evet. Bu şartlardan geçmiş, bu yollardan geçmiş bir kadın, bir ya Kırım Tatarı'nın atının tersi kaçırılmış bir kız. Evet. Bir 15 yaşında saraya geliyor, o haremi biliyoruz işte, orada hiçbir şey gelişmez yani. Bu nereden şimdi, geliştirdi? Bu lobileri nasıl kur? Bu ilişkileri nasıl kur? Ama o da doğru bir bakış mı? Harem de çok, yani siz daha iyi bilirsiniz tabii de, bir kurumsal olarak aynı zamanda eğitim kurumu değil mi? Yani evet, orada evet, yetişen tabii. Kadınlar güçlü kadınlar olabiliyorlar.
bulabiliyorlar yani. Çok zor. Veya zor tabii. Çok evet. Ama yani onun hakikaten olağanüstü. Derya Tunga rejiyi biraz karıştırdı. Tam Katerina yazarken arkadaşlar yazıyı aldılar Hürre. Siz yeniden köseme döndünüz. O anda niye çıkmadınız Derya? Orada bakayım böyle. Neyse ama yok. Önemli bir katkıydı. Devam edebiliriz. Köseme dönebiliriz. Kösem bitmez. Evet yani Derya Bey'in dediği şeyde muhakkak doğruluk var veya tarih bize öyle anlatıyor. Yani buyurduğunuzu hani tabii. Kösem işte Dilaşub'u daha yumuşak gördü. Ona sözüm geçer dedi. Onun oğlu Süleyman'ı tahta geçireyim. Mehmet'i boğdurayım. Turan Sultan. Bu galiba tarihçilerin verdiği bir takım tiyolardan Naim Hanım falan. Bizim Kösem'i, Turan Valide'yi romanlaştıran romancı tarihçilerimizin yazdığı şeyler yani onların çok senaryoları. Evet. Şu doğru mudur? Türkler de kadın erkek eşitliği işte istendiği ölçüdeydi belki de biçiminde İslam'dan önce. Öyle çok klişelerimiz var yani, biliyor musunuz? Evet. O kadar çok klişelerimiz var ki yani yeni yeni bence bu çalışmalar Türkiye'de yapılıyor. Tarih çalışmaları kadın tarihi açısından, kadın bakış açısından yeni yeni yapılıyor ve daha bilimsel çalışmalar olacak evet. diye mesela düşünüyorum. Mesela ne bileyim Marie Antoinette'i aklayı verebilir mi kadın bakışıyla veya daha başka bir bakışla tarihe? Marie Antoinette korkunç bir kadın, ne aç kalsınlar işte ekmek bulamadılarsa pasta yesinler. Demişmiş bilmiyorum bana pek. Ama onun yanında başka bir sürü başka şeyi varmış. Yani şimdi dolayısıyla daha dengeli bakışlar. İşte biz yani ya ak ya kara sürekli kutuplaştırarak bakıyoruz ya. Öyle değil. Yani geçmiş de öyle değil. Şimdi bu özellikle hani İslam öncesi işte Türk çöresi. Biraz Ziya Gökalp'lerin vesaire yani ulus inşası süreci sırasında kendilerine yarattı, kendimize yarattığımız bir kurgu. Yani İslam her şeyin canını okudu. Halbuki kadınla erkek eşit. Şimdi baktığımızda geçmişte bu Türk toplumu göçebe bir toplum. Göçebe toplumlar çok ataerkildir. Ama yani erkek egemendir. Ama aynı zamanda tabii kadınlara da ihtiyaçları olduğu için hani o dediğim bir tür kaba eşitlik vardır bir şekilde. Yani kadını eve kapatamaz. Zaten ev diye bir şey yoktur vesaire. Yani oradan gelen ve hala bir de belki daha şamanist dönemden gelen işte o kadını kutsalı temsil etmesi de bence bir miktar fark yaratıyor. Öyle bir şeyler var ama yani her şey İslam'ın gelmesiyle oldu da yanlış, tersi de yanlış. Herhalde gerçek ortada bir yerde. Ya belki efendim İslamiyet'in doğuşundaki kadın da yüzyıllar sonraki İslamiyet'in kadını çok farklı. Çok farklı. Çok farklı. Evet. Ayşe'nin rolü, Hazreti Ayşe. Tabii efendim ya, Ayşe, Hatice falan. Evet. Hatta karşı tarafta Hazreti Muhammed'e karşı gelenlerin tabii başındaki de bir kadın. Tabii tabii evet. Evet orada. Aynı Ebu şey Süfyan, Hristiyanlığın Ebu doğuşunda Süfyan. Da söz tabii, konusu. Tabii, evet. Hristiyanlıkta da yani işte Hazreti İsa'nın peşinden gidenler esas olarak köleler ve kadınlardır, yoksullardır. Aynı şey Hazreti Muhammed için geçerlidir. Evet. Evet. Ama tabii ondan sonra kurumsallaştıkça, kilise haline geldikçe din çok gene farklı bir yani, doğuş. Ben tabii objektif bakmaya çalışıyorum. Hristiyanlıkta da işte Katarlar diye bir topluluk var. Orada belirli bir toplumsal demokrasi var ama bir süre sonra Vatikan onları toptan yok ediyor. Yani onlar özellikle İsa'nın ailesinin veya soyunun Avrupa'da kral olmasını arzu eden bir topluluk falan filan. Ama orada da Vatikan'ın bir müdahalesi olduğu söylenir. Hristiyanlık öncesinde tabii eski ahitte kadın imajı çok kötü. Korkunç. Korkunç. Ve orada kadın iyi bir şeyse sayesinde apokriftir o kitap. Kesinlikle görebilirsiniz. Kesinlikle apokriftir iyi bir kadın varsa. İşte Esther mesela ya Judith. Bundan sonra ekleme şeyler, figürler. Yoksa maazallah oradaki kadın Havva'dan başlayarak bir de daha akrep kadınlar derler, deyim odur. Akrep kadınlar derler onlara. Bu kadar açıcı, seveceğim bir ama mesela İslam'da bu kadar
kötü bir kadın imgesi yok. Yani hı hı. Kur'an'da hiç yok, Hazreti Muhammed'de hiç yok. Fakat genel olarak bilinen %99 Müslümanlara sorduğunuzda işte kadın nereden, nasıl yaratıldı? Adem'in eğrik kaburgasından. Evet. Öyle bir anlatı yok halbuki. Yani şey çok önemli. Gerçekten o gelenek, özellikle de bu Musevi geleneğinden çok fazla şey alıyor ve tabii genel egemen kültürü olduğu için iyi şeyler, olumlu yanlar unutulup hep olumsuzlar pekişiyor. Kazındı dediniz, daha ne olsun yani şeyde. İktidara geldikleri zaman da yani, ama çok durulmaz belki. Aklıma Victoria geldi, İngiltere'de ya da bir Büyük Britanya'da. Müthiş bir dönemdir herhalde, öyle midir? Yani çok ciddidir ve o pek fazla konuşulur mu konuşulmaz mı ondan çok emin değilim ama. Ama tabii yani hani kraliçenin güçlü etkisi. Olması kadınların güçlü olduğu anlamına gelmiyor o toplumda. Mesela Victoria dönemi İngiltere'de kadınların en fazla özellikle orta sınıf kadınlarının en fazla eve hapsolduğu ve evde bir alan yaratmaya yöneltildiği dönem olarak biliniyor. Yani evdeki uğraşlarıyla tanımlanıyor ama kadınlar. Ama mesela ölen kocasına bağlılığı, sevgisi, aşkı, işe o boyuttan bakıldığında insan da böyle bir sıcacık bir tarihe ilgi oluşturuyor. Yani ben onu öğrendiğimde böyle kapılıp gitmiştim. Yalnız Kraliçe Victoria döneminde, yani 1860'larda İngiltere'de hala kocaların boşanmak istedikleri karılarını pazara götürüp satma hakları vardır. Evet. İngilizler bunu hatırlamazlar. Ayrıca da Victoria'nın emperyalizminden az insan acı çekmemiştir. O da ayrı. Boynuna ip bağlayıp götürürler pazar yerine. Yani ama bir yandan da hani şey var. Aynı dönemde süfrajet hareketi işte gelişmeye başlıyor ve bir yeni feminist kadın tipi ortaya çıkıyor. Bundan dolayı da bir tehdit algısı da ortaya çıkıyor aynı zamanda. Bu hani az önce ilk başta şey gösteriyordunuz, karikatürler gösteriyordunuz. Onlar hep böyle bu şey yapan, aktif işte hak iddiasında bulunan kadınları çok erkeksi, çok çirkin vesaire gösterir. Ve yani bu yeni kadın hani hiç işte anne olamayacak bir kadın, kadına benzemeyen bir kadın falan gibi hep kötülenir. Evet. Kadınlar da kadınların düşmanı oluyor o dönemde. Aman, tabii. Yani o çünkü kadın. Hegemonik kadın tiplemesi işte bu evinin kadını, yani evinde kocası için bir düzen yaratan kadın. İdeal kadın imgesi o. Ona dolayısıyla karşıt olan başka bir kadın imgesi ortaya çıkıyor. Bir de mesela erkeksi olanlar belki de ilgimi çekiyorlar. Jeanne d'Arc'ı hatırlayınca o geldi. İşte savaşan, kılıcı alıp zaferler kazandım. Tabii o eski örnekleri de var. Tombisler, Semiramisler falan, Kleopatra çok var. Şimdi bizim tarihimize ikinci Katerina'nın ölümü nasıl geçmiş efendim? Bizim bir tarihçimiz. Rusya kraliçesi olan Katerina-i Saniye'nin 70 yaşında kisve-i ömrü buri değil mikras-ı ecel olup onun ömür giysisini ecel makası kesmiş demek bunun anlamı. Ecel olup esvelü safiline gitti. Cehennemin en derin tabakası. Ben de acaba objektif mi anlatıyor dedim ama bitirdim. Ciddi, yani bakalımız tarihi bu. Resmi tarih. Böyle yazmış. Victoria da öyle yazıyor aşağı yukarı. Ama ya o tabii işte yani savaştaki rolü pek öyle söylendiği gibi değil diyorduk. Bu ikincisi ama, hocam. Ha, İkincisi. Peki onun derdi büyük ne? Büyük Katerina yani. Ha. Bizden kırımı mırım alan kadın. Anlaşıldı. Çok düşmanlık gidiyoruz. Aynı zamanda kadın, bir de tabii o biraz da iffeti müfeti de çok konuşulmuş bir kadın. Evet, ondan dolayı çok kötü yazmış. Mahbul değil. Bakın şimdi Niyazi Berkes gibi bir adam der ki azgın Alman kızı Katerina şunu yaptı bunu yaptı falan. Yani Vakanüs'lere kızmayın fazla. Ama Niyazi Berkes de Vakanüs'ten okuduğu da var tabii, oradan etkileniyor tabii.
Hepimiz düne kadar efendim. Yani bunu... Bir de kimsenin aklına da acaba başka türlü müdürsüz gelmiyor. Çünkü doğal tarih olarak bunun yani. İçine doğuyoruz. Evet. Tabii. Tarih okurduk. Bu böyleymiş derdik. Yani yeni bu şeyler, irdelemeler, acaba böyle miydi, değil miydi? Yaklaşımları çok yeni bir şey Türkiye'de. Tabii. Doğru. Evet. Evet. Peki bir ara verme zamanı daha gelmiş. Şu anda sunucuda oluşan görüşe göre önce görülmeyenlerin daha sonra da silinenlerin tarihini irdeliyoruz ve soruyoruz kadınlar tarihi neden sevmez diyoruz. Zaten Derya Tulga bu meseleye, bu soruya bir daha dönmek için söz istedi. Söz istedim. Tarih kadınlar neden sevmiyor dedik değil mi? Ben şimdi başka bir şey söylemek istiyorum, biraz geriye döndürüyorum. Olayı nereden dinlerseniz ona göre tarih seviyor mu sevmiyor mu? Ben size bir örnek vereceğim şimdi. 93 Harbi Erzurum Aziziyet Adliyesi. Halk gidiyor. Tamam işte ne güzel. Nene Hatun. Başka bir erkek adı söyleseniz de bana. Tek başına mı gitti oraya? Sade kadınlar mı gitti? Nene Hatun, Kara Fatma, Gülizar Bacı. Bunları ben de biliyorum. Vallahi ve billahi bir tane erkek adı bilmiyorum. Niye? Onu öyle sunmak o işin reytingine uygun gelmiş herhalde. Böyle istisnai bir durum olduğu ama için. Ama Sabiha'nın yani... erkek olduğu belli onun için. Aa, yok canım, Sabiha düşmüş, öldürmüşler içindeki askerleri. Sivil halk gidiyor oraya. Evet. Kadınlar, üç tane kadın, kadın, üç kadın da adını biliyoruz. Bir sürü erkek, bir tanesinin adını bile bilmiyoruz. ben de o vakit diyeyim, bu kadar haksızlık olur mu yani filan. Üç kadın uğruna. Ama o neden? Yok, haksızlıkla ilgisi yok. Simge olarak kullanılmasıyla ilgisi var kadınların aslında. Sizin işaret ettiğiniz şey yani... rating gibi dediniz ya, ama tabii orada ne yapıyor? Tarih yazılırken geçmişe dönüp özellikle Kemalist tarihçilik hani kadınlara hak vermek vesaire bir ideolojik getirisi de var. Dolayısıyla orada simge olarak onu tarihe yazıyor. Ama gene simge olarak yazıyor. Gerçeklik var ama... Ama yani onu simge olarak kullanıyor birileri. Kadınlar daima simge olarak kullanılıyorlar. Gene bir dürüst olmama durumu var yani. O dürüst olup olmamak ayrı bir nokta. Ama bence önemli olan nokta kimin kimi yazdığı, kimin simge olarak kullanılıp kimin ad koyduğu. Genellikle iktidar sahipleri tanımlamayı yapıyorlar, adı koyuyorlar ve birilerini simge olarak kullanıyorlar. Yani aynı şey Fransız devriminin hani özgürlük simgesi, işte kadındır derler. Tabii hani kadın dolayısıyla işte bakın hani güçlü ve bilmem şey. Tamam, ama bir simge olarak kullanılıyor. Onu simge olarak kullanan ve esas özne konumunda olanlar erkek kahramanlardır. O aradaki ince ayrıma bence dikkat etmek gerekir. Önem ihsan etmişler yani. Öyle bir... hep onu yapıyorlar. Kadınları hep kullanıyorlar öyle. Şöyle bir şey desem, bizim tarihimizde bir sıralama yapmanız mümkün mü? Kadın karakterler, önemli olanları hocam. Tabii. Yani öne çıkan baştan. Kadınlar çok var. Bizim şeyden başlıyor bir kere mesela Osmanlı tarihinde Edebali'nin bir kızı var. Osman Bey ona aşık oluyor. Aşık oldum, kızını bana ver dese olacak şey değil. Rüyasında görüyor. Büyük karakter. Evet. Rüyasında görüyor. Rüyasında da kızı görmüyor. Bir yan yana yatan iki insan bunlar. Birisi yanında yatıyor. Onu tam da fark edemiyor ama Edebali ile Osman Gazi bunlar yatanlar. Sonra Edebali'nin göbeğinden bir nur çıkıyor. Bir kavis çiziyor. Gelip Osman'ın göbeğine düşüyor. Bunu ertesi gün Edebali anlatınca tam anlaşılır diyor. Ben kızımı sana vereceğim. Oradan işte bir ağaç doğuyor falan filan. Eski şeyler. İlk zamanlarda daha güçlü. Orhan'ın karısının işte Nilüfer Hatun'u biliyoruz. Asporça'yı, Teodora'yı biliyoruz. Sonraki padişahların Yıldırım Beyaz'ın aldığı Germiyan kızını biliyoruz. Düğünlü biliyoruz. Ve aldığı yabancı kızları biliyoruz. Annesinin bir bey kızı olduğunu biliyoruz, Çelebi Mehmet'in. İkinci Murad'ın İsfendiyar kızıyla evlendiğini biliyoruz ama Fatih'ten sonra bu artık soylu kadınlarla evlenme devri bitiyor. Köle cariye konumunda eşler
edilme başlıyor. Çünkü Fatih sarayını da o şekilde tanzim ediyor. Artık soylu adamlar sadrazam dolamıyor. Yani bunların hepsi asılıp kesilip gidiyor, temizleniyor. Böyle bir dönem var. Bir de son dönemde meydana çıkmaya başlıyorlar. Bu ikinci Mahmut'la bizler saray kadınlarının, dolayısıyla paşa eşlerinin, vezir vüzera kadınlarının, kızlarının ortaya çıkışları vardır. Modern bir hayat başlamıştır. Diyebilirim ki Abdülhamit dönemi de dahil kadınların modern hayata ayak uyduruşları bugünden daha ileriymiş. Hı hı. Bugün kaç evde acaba kadınlarımız piyano çalıyor? O zaman çok var. Her evde, konakta piyanolar var falan. Safranbolu'ya da giderseniz ut çalıyorlar, keman çalıyorlar. Orada da kadınların ellerine aldığı bir saz var, şu var, bu var. Bugün bunların hepsi bitmiştir. Biz de artık herhalde sıradan bir ev kızı ut mut merakında bile değildir. Öyle bir şeysi de yoktur. Başka bir şey söylemek isterim. Bakın, hiç farkına varmadığımız Suruç İstanbul'da 220 adet, 222 adet kadınların yaptığı eser var. Böyle bir sayı duydunuz mu? Evet. Ya bunlar yaptırdı, üstelik, değil yaptırdı mi? Yaptırdı tabii. Evet. Kendi paralarıyla, taşmaklık paralarıyla, tahsisatlarıyla, hayır olsun diye. Hem de neler yaptırmışlar? Hamam, çeşme, sebil, mektep, medrese. Daha çok da sıbyan mektebi, yani çocuk mektebi. Ve bunlar çok enteresan. Mesela geçerken dikkat edin lütfen. Bu Atatürk Bulvarı üzerinde bir Şepsefa Hatun camisi vardır. Hı. Onun önünde mektep var. Hı. Cami yapmış, önünde de çocuklar için mektep yapmış. Hı. Yani çok ilginç böyle bizim veya Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin önünde Zevki Kadın'ın mektebi var. Bir ara o yüksek okul oldu. Restorasyon yüksek okul oldu. Hı. Çok hoş bir okuldur ve bir 3. Osman diye hiç değer vermediğimiz bir padişahın eşi yaptırmış. Aynı kadının bir de Selami Çeşme'de, bizim semtimiz orası, çeşmesi, namazgahı var. Yani çok hoştur o Esma Sultanların, Ayşe Sultanların, Adile Sultanların. Adile Sultan'ın kasrı halen günümüzde de galiba Sabancılar restore ettiler. Kandili'de ki sarayı okuldur, değil mi? Yani Türkiye'de açılan ilk kız sultanisidir. Lise düzeyinde açılan bir mekteptir. Bunlara biz hiç değer vermiyoruz. Mesela niye bir bayan rehberimiz sadece kadın eserlerini gezdiren bir gezi programı yapıp gelen yabancılara, yerlilere, turist gruplarına bunları neden gezdirmesin? Aslında biraz yapılıyor. Kadın Eserleri Kütüphanesi. Evet, var. Hem bunları topluyor. Yani örneğin o az önce söylediğiniz işte 220 tane eser. Bunlar hem şeylerde var, kitaplaşmadı da ajandalarda onu yaptılar. Hı-hı. Ayrıca bu çok rehberlik iyi gezilerini de düzenliyorlar. Şimdi bu Avrupa Kültür Başkenti nedeniyle orada bir program yürütüyorlar. Orada söyledik, bence konuşuldu bu, çok konuşuldu. Çok önemli bir şey gerçekten. O ilk toplantılarda bu anlattık falan, yani kadın eserlerini. Çok da şey çekiyormuş, ilgi çekiyormuş. Anladım, yakın tarihe gelsek mi acaba? Atatürk ve kadınlar. Işte Latife Hanım var. Fikriye, Afet İnan, Sabiha Gökçen. Yani sadece birliktelik anlamında söylemedim tabii bunu. Ama son zamanlarda konuşulan olay Halide Edip, çok konuşuluyor. Latife Hanım'ın haksızlığa uğradığı yolunda bir takım yayınlar ve ailesi tarafından isyan etmeler oldu. Ne dersiniz? Geçen akşam şeydeydik ya, Kanal Türk'te programa çıkarttılar bizi. Evet. Ama epey gürültü oldu ondan sonra. Evet. Susayım dedim, susamadım da sonunda, mecburen konuştum yani. Şimdi haksızlık ne demek? Yani bir karı koca ayrılmış, bunca yıl olmuş. Sevmiyorlarmış artık birbirini, anlaşamıyorlarmış. Nedeni aşırı geçimsizlikten dolayı ayrılmış. Bu saatten sonra ben Latife Hanım'ın etrafında bu kadar efsane uydurulmasına tamamen şey yapıyorum. Aile bu mektupların yayınlanmasını yasaklattı.
Ama kendisi tek eline almış bir takım hikayeler anlatıyor. O zaman şeye de izin ver, açılsın o mektuplar. Olmaz öyle. Aile yasaklatmış. Aile yasaklatmış. Devlet yasaklamış durumda. Aile yasaklamış. Yani tarih aile yasaklandı. Aile yasaklandı çünkü. Hatta ben halacıoğluna sordum, dedim hocam ya bir şey var mıydı? Okudu çünkü onu. Var mıydı Allah rızası için bir şey var mıydı? Yoktu dedi. Ben göremedim ki hani Yusuf Halacıoğlu tutucu bir adam. O görememişse hakikaten yoktur. Ama yani onun aileden kesin olarak aile çünkü yani geçen şöyle program biz yapmıştık. Şimdi açılabilir ama herhalde. Hayır, bir yani, süre için onlar sınırlanmıştı ama yani devlet gerekiyor. Neden şimdi gene açmadılar? Gene tarih açılmadı. Kurumu şey yaptı. Ambargo koydu. Yine bir şey var. Hayır, hayır, tarih kurumu ailenin baskısıyla kendi söyledi yeğen işte geçen zamanı biz yaptık. Zamanı gelmişti değil mi? Onlar yani, evet. Zamanı gelmişti aslında. Geçmişti. Yani şimdi 80'den şeye kadar 12 Eylül ona da karışmış demek. 25 yıllık şey ambargo komşusu da o 25 yılda geçiyor işte zaman. Mesela kapanması Latife Hanım'ın evden dışarıya çıkmaması kendi iradesi midir yoksa bir zorlama mı vardır? Vallahi ne diyorsun mahalle baskısı. Ben kendi iradesiyle olduğunu düşünüyorum. Ama mahalle baskısı yani diyor, kimin haksızlığa şey uğradığı uğramadığı değil. Yalnız şu var. İsmet Bozdağ mesela yazmıştı. Hani biz hepimiz çocukluğumuzdan beri onu okumuşuzdur ve hep işte Latife Hanım böyle ayağıyla topuklarıyla vurup ondan sonra Kemal onu etme bunu etme diye bunu bağıran alma, çağıran falan ve son derece ikinci olumsuz bir insandı. Şimdi acaba öyle miydi diye bakmak gerekir. Dolayısıyla ama hani burada da tabii elin çok fazla malzeme olmadığı için daha çok kurgusal bir şeyler ön plana çıktı. Halide Edip öyle değil. Halide Edip bence çok sağlam bir araştırmaya çünkü çok belge var ortalıkta. Ama mesele bence Mustafa Kemal ve hani onunla birlikte anılan kadınlardan çok bu modernleşme hamlesinde Türkiye'nin ulus inşası sürecinde kadınların rolü neydi sorusu daha anlamlı bir soru. Yani Latife Hanım da muhtemelen Mustafa Kemal açısından yine simgesel bir özellik taşıyordu. Evet, evet. O yüzden evlendi anlaşılıyor yani. Ya da Sabiha Gökçen. Hani o baştan hani konuştuğumuz kadınların simge kızları olarak. Kızları ya da eşleri yani evet, değil mi? Simgesel şeyi var. Şimdi bunu Türk modernleşmesi bunu yaptı. Bunun iyi yanı da var. Böylelikle kadınlara kamusal alan açıldı. Kadınlar eskiden olmadığı kadar eğitim gördüler, yurttaş sayıldılar, mesleklere girdiler vesaire. Ama bunu yaparken bir yandan da hep kadınları kontrol etmeye de çalıştı. İktidar sahibi erkekler. Yeni adam diye bilirsiniz tabii dergi var örneğin. Bana çok ilginç gelir o. Aynen 19. yüzyılda İngiltere'de olduğu gibi bu yeni kadından korkuyu yansıtır. Adı yeni adamdır ama İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun falan bütün yazılarına baktığınızda yeni kadın nasıl olmalı? Herkesin derdi odur. Çünkü eskiden herkesin yeri belliydi. Kadınlar yerlerinde zevci olarak, valide olarak. Şimdi birdenbire kamusal alana çıktılar. Herkes zaten elini kolunu nereye koyacağını bilemiyor. Yani kamusal alanda nasıl davranılır falan, hani nasıl dans edilir, herkesin üzerinden bütün giysiler akıyor falan bir yandan. Bir yandan da bunun getirdiği bir tehdit algılaması var. Yani erkekler korkuyorlar. Ahmet Haşim'in hiç unutmadığım bir cümlesi vardır. Diyor ki, kadınlar aydınlığa çıktıkça erkekler karanlıkta boğulmaya başladılar diye. Yani çok açık sözlü bir yanda. Evet. Ve şeyi söylüyorlar. Yani yeni kadın aman mutlaka başkaları için fedakar olmalı. Mutlaka çok iyi valide olmalı. Evet. Daima başkasını şey yapmalı, düşünmeli. Bütün yeni adam aslında bu yeni kadınla korkuyla başa çıkmaya çalışıyor. Yani demek istediğim kadını hem teşvik ediyorlar bir yandan ama kendi belirledikleri sınırlar içinde kalması kaydıyla. Onun dışına biraz çıktı mı hemen meşrum kadın oluyor. Tango oluyor. Peyami Safa'nın deyişiyle. Latife ile Atatürk'ün, Gazi'nin evlenişi buyurduğunuz çok doğru. Bir, o da bir simgedir. Türkiye'de ilk medeni nikahtır o. Yani medeni kanun olmadan
O zamana kadar nikah kıyılıyor. Şöyle oluyor. Erkeğin ve kadının birer vekili tayin ediliyor. Onların vekil olduğuna dair birer de şahit bulunuyor. Bunlar kadının huzurunda o evlenecekler adına nikahı tanzim ediyorlar. İzinnamesi yazılıyor falan, imzalar atılıyor. Vekil aracılığıyla oluyor. Çok modern aileler erkeğin damadı salona sokuyorlar da kadın, kız aday da kapının arkasında duruyor. Dinliyor en azından. Hı hı. İşlemi dinliyor. Atatürk İzmir'de resmen masanın başına Latife'yi oturtuyor. Kendisi de oturuyor. İsmet Paşa ile Fevzi Çakmak da birer şahit oluyorlar. İzmir'in kadısı da geliyor. O kadı resmen ona soruyor, ona soruyor. Bugünkü yapılan, icra edilen ilk nikahı kıyan Atatürk'tür. Boşanma da zannediyorum. Boşanmalar da 25'lik boşanmaları da yine Türkiye için her iki tarafın kendi rızalarını yazılı olarak bildirmesiyle yapılmış. Ama tam öyle olmamış benim şöyle, bildiğim Atatürk kadarıyla. Şey vermiş, yetki vermiş. Evet. Yani, evet. Latife'nin rızası sorulmamış gibi geliyor bana. Mektupla galiba öyle bir şey olmuş. Biraz boşanma çok medeni olmamış. Hayır, gibi. Hayır, boşanma. Koşan, Atatürk'e koşan bizzat onun evinde kalması tabii, için tabii, o var. Uğraşan evet. Latife Hanım'dır. Ya, tabii yani öyle bir veya şey. Evliliği arzu eden evet. Latife Hanım'dır. Yani öyle okuyoruz. Doğru mudur değil midir bilmiyoruz ama bir ablası da var galiba Latife Hanım. Var. Evet. Ondan değil de bundan evleniyor. İngiltere'de ablası falan okumuş. Mi? Efendim? Bu abla galiba. Hayır, kendisi Latife Hanım. Latife Hanım. Latife Hanım, evet. Başı açık evet. Sayılı resimlerden biri evet. Herhalde. Hmm. Atatürk'ün yanında, yok, çarşafın içinde. Ailesiyle mesela şeyde Fransa'da falan çektiği resmen bayağı bir batılı evet. Aile. Hiç evet. Yani. Evet. Gene bir simge yönü. Devlet başkanı, yani padişahın yerinde olduğunu diyelim, devlet başkanı konumundaki adamın yanında halkın arasına çıkan evet. İlk eştir Latife Hanım. Evet. O zamana kadar hiçbir padişahı, hiçbir şehzadeyi, hiç kimse toplumun içinde görememiştir, görmemiştir. İlk kez hanımını alıp toplumun içine giren, kongrelere giden, mitinglere giden, Mersin'de, Konya'da, şurada, yani Konya'ya gitmiş mesela Latife Hanım da. Mersin'e gitmiş. Sandalyenin üzerine çıkmış, konuşmuş. Latife Hanım aşağıda dikiliyor veya oturuyor. İlk kez erkek kalabalığın arasına çıkan kadındır. Kocasının yanında çıkan kadındır. Bunlar hep buyurduğunuz o simge işi evet, çok evet. Önemli. Yani onun ilk adımlarıdır. Evet. Evet. Ve Halide Edip'in de kitleleri etkileme gücü diye benim aklımda kalmıştır. Evet. Evet. Nasıl oluyor? Mesela hakikaten öylesine bir toplum ama o ortamda binleri yüz bilmiyorum nedir ama çok sayıda insanı toplayıp tabii, tabii. Onlara hitap ediyor ve o insanlar ondan etkileniyorlar. Evet. O günün toplumunda böylesine bir manzara aslında tuhaf bir paradoks yani. Orada bir haksızlık da var. Şimdi Sultanahmet Meeting ilk miting değil. Ondan hemen birkaç miting daha tabii, var. Tabii. Başka kadınlar var. Başka kadınlar var. İkinci meşrutiyet çok canlı bir dönem hakikaten siyasi açıdan. Yani kadınların gerçekten fakat tarih şeyi haliyle bir münasip görmüş bizler. Biz sadece onu hatırlıyoruz. Evet. Yoksa yani Fatma Günal'ın şimdi diye sayarız. 5-6 tane kadın. 5-6 evet. Var var. Evet. Evet. Sultanahmet'te, yani, Fatih'te, 19. Üsküdar'da, ikinci Kadıköy'de yarısından itibaren kadınlar hakikaten çok canlılar. Yani dolayısıyla şey de doğru değil. Hani Cumhuriyet geldi, kadınlara tepsi içinde haklar sundu. Hmm. Doğru değil. Evet. Onu hakikaten 1860'lardan itibaren, yani bir de kaç göçün olduğu bir toplum, şeriat toplumu. Evet. Orada kadınlar kendi başlarına dergi çıkarıyorlar, matbaada kendileri evet. Çalışıyorlar. Evet. Yani inanılır şeyler değil. Hele 1908 iyice evet. Canlı yani, bir dönem. O meşrutiyet dönemlerinin bizim tarihimizde ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar aslında üzerinde durulmadığını evet. Şu evet. Programın evet. Konularında evet. Ben ne zaman bir böyle program yapsak evet. Bu bir şekilde gündeme geliyor. Evet, özellikle evet. ikinci meşrutiyet evet. Veya birinci meşrutiyet. Evet. Geçen programda tarihte ders kitaplarını, evet. Tarih evet. Kitaplarını ele alıyorduk. Orada da Ahmet Kuyaş ısrarla çırpındı adeta evet, yerinde ki bu konu çok önemli. Niçin tarihte yok? Buyurun evet. Yine gündeme geldi. Evet. Kadınları konuşurken. Evet. Bakın şimdi yani Batı'da, Almanya'da falan yazılmış çok ciddi sayılacak kitaplar hala
Türkiye'de kız çocuklar Atatürk döneminde okula gitmeye başladı yazar. Biri ondan oluyor, öbür ondan oluyor. Al ona vur ona karşılık itişik sürüşüyor falan. Bu böyle, bakın benim babam sağ olsun 100 yaşına falan gelmiş olacak. Onun büyük annesi bir kız rüşçiyesinde müdür yardımcısı her neyse. Kaç yıl oluyor hikayenin? Sultan Abdülaziz devrindedir galiba hocam ilk kız mektebinin açılması. Tabii yani. 1800 yıllar gibi. Abdülaziz devrindedir. Bu Nisa, bizimki de sadece okumuş ki orada iyi kötü bir müdüre yardımcılığa kadar şey olmuş, geçmiş. Hala bakıyorsunuz Atatürk'ten de işte bilmem ne. Karma eğitim efendim. Pardon. Ara vermem peki. Gerekecek. Bir ara veriyoruz, son tura giriyoruz. Tarih konuşmalarında daha yakın zamana geldik ama kaçınılmaz olarak yeniden meşrutiyet dönemleri, birinci ve ikinci meşrutiyet dönemleri gündeme geldi. Ara vermeden önce yanlış bir yaklaşımla Türkiye'de kadınların ya da kız çocuklarının eğitime geçmesi hep Atatürk dönemiyle başlatılır konuşuyorduk. Siz de büyük büyük annenizin babaannesi. Büyük annesi yani. Hı. Benim koca ninem oluyor. Evet. Tabiriyle. Evet. Öyle. Yani. Ama Derya Bey'in dediği daha eski. Yani daha eski. Çocuk, tabii. Evet. İkinci meşrutiyetten daha. Bundan daha geride canım. Tabii. Padişahlık. Müştiye'de müdür yardımcısı olduğunu söylüyor. Evet. Yani sadece okumak değil. Bu nasıl kırıldı? Bu ciddi kırılma. Yani kız çocuklarının okula gönderilmesi ciddi bir kırılma. Evet. Ve bu Osmanlı döneminde yapılıyor. 1800, ne oluyordu? Evet. 1849'da efendim Valide Mektebi'nin, Cağaloğlu'nda bugün halen mekteptir. Evet. Cağaloğlu'ndaki okulları bilirseniz, o kız lisesi vardır Cağaloğlu'nda. Reşit Paşa Mektebi vardır. Oralar Valide Mektebi eski. Bezmi Alem Valide Sultan adına açılmış. Tahta Abdülmecit var, Bezmi Alem'in oğlu. Orada açılan okulun müdürü Kemal Efendi, sonradan Marif Nazırı olan meşhur Kemal Paşa. Ve açılan okul karma. Kızlar ve erkekler, çocuklar beraber eğitim yapacaklar. Çok ilginçtir. Abdülmecit bir veli olarak, baba olarak, bunu ben hikaye olarak anlatmıyorum, tarihin yazdığı, Cevdet Paşa'da okuyabiliriz. Bir baba olarak, Lütfü Efendi'de okuyabiliriz, demin adını anladım. İki çocuğunu, kızıyla oğlunu alır. Onlar 8-9 yaşında o zaman. Valide Mektebi'ne götürür. Kemal Efendi tabii padişah geldiği için dışarıda heyet olarak karşılarlar. Faytondan çocuklarını indirir. Kemal Efendi'nin elini öptürür. Bu hocanız, mualliminiz der. Buna itaat edeceksiniz der. Ve okul müdürü Kemal Efendi'ye de sakın padişah çocuğu diye bunlara farklı muamele etme. Öbür çocuklarla müsavi tut diye de tembihte bulunur. Yani o şamara olan işi demiştik ki o bitiyor artık. Evet. Kızıyla oğlunu okula teslim eder. Tabii padişahın kızı oğlu geldiği için o semtin bütün kızları, oğlanları da aynı yaştakiler başlarlar. O zaman liderlik meselesi. Burada bir toplumsal baskı yok. Hayır. Yani, liderlerin ön ayak olmasıyla o nereden düşündü, ne oldu, belki Batı'yı görüp batılılaşmanın etkisi herhalde değil mi? Tabii. Daha sonra rüştiyeler açıldı işte. Kız inas rüştiyesi dediğimiz kız mektepleri açılır. Yani ilkokul üst açılır. Giderek işte demin adını andığımız o Kandilli Kız Lisesi'nin açılışı 1910 veya 12'dir. O artık rüştiyenin de üzerinde, idadinin üzerinde sultanidir. Yani inas sultanisi dediğimiz Galatasaray'a denk bir kız okulu tasavvur edilir. Galatasaray bir saray gibi binadadır. Arnavutköy Kız Koleji muhteşem bir batı tarzı yapının içindedir. Sultan Reşat da halasının Adile Sultan'ın kasrını böyle bir okul için verir. Benim halamın binası, o hayır işlerini çok seviyordu der. Zaten yani Latife Fikriye o da değil mi? Aydın bir insan. Gayet tabii. Hepsi. Onlar da bu dönemin ortaya çıkardığı gayet figürler. Evet. Bir de yani o işte ikinci meşrutiyetteki kadın hareketi dediğimiz şeyi de hazırlayan bu eğitim hamlesi. Yani bu artık o kadınlar hepsi işte öğretmen olmuş, müdür, tabii müdür yardımcısı vesaire olmuşlar. Ve yani o birikimle
bir lisan mektebi var. Cağaloğlu'nda şimdi halen o binada durur. Bülbül Tevfik Paşa konağı deriz. Orası kızlar için açılmış lisan mektebi. Düşünebiliyor musunuz? Misyoner okulları var tabii. Misyoner okullarına giden kadınlar var. Evet, Halide Dipler'in falan. Fotoğraf demin ekrana gelen Fikriye Hanım mıydı arkadaşlar? Halide Dipler öyle miydi? Halide mi? Bir de Nezihe Muhittin gördüm az önce. Bir ara Halide Dipler'in anlattığı bir şey geldi. Onu görüyordum. Bu seçim. Kadınların oy kullanışı Zonguldak'ta. Ay çok güzel. Evet. Bütün köylü kadına falan gelmişler oy kullanıyorlar yani. Evet. Nezihe Muhittin'i bir daha görürsek o ilginç bir figür. Çünkü az önce hani anlatmak istediğim şeyi çok güzel temsil ediyor. Nezihe Muhittin Hanım. Deminki portre arkadaşlar. Bir hanım portresi vardı, fotoğraf. Altında öyle benziyordu. Mi? Tamam. Sarıyor arkadaşlar. Tamam. Dinliyoruz. Kadınlar Dünyası gazetenin adı. Dergi. Kadınlar Halk Fırkası'nı kuruyor. Yani bildiğimiz Halk Fırkası'ndan önce kurmak için başvuruyor. Yani cesarete bakın. Cesarete bakın ve reddediliyor. Neden? Daha o sırada kadınlara oy hakkı tanınmadığı için bu şeyi kabul edemiyoruz diyorlar ve onun yerine işte siz Kadınlar Birliği'ni kurun deniyor. Kadınlar Birliği'ni kuruyorlar ama aradan epey bir zaman geçtikten sonra fazla feminist ya da fazla hak peşinde koştukları için kapatmak zorunda kalıyorlar. Ne alemin var efendim şimdi durup dururken biçiminde bir yaklaşım efendim. Sonlara yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Recep kulağıma süreyi söyler. Serbest bölge yapalım. Yani söyleyip burada gündeme gelmeyip de söylemek istedikleriniz. Buyurun Fatma Güneş. Halide Edip önemli bir figür bence hakikaten. Çünkü o kendini özellikle tarihe yazmış olan bir kadın ve ulusal mücadelenin tarihini kendi bakış açısından yazmış bir kadın. İşte bildiğimiz kitap Türk'ün Ateşli İmtihanı. Onun tabii ilk baskısı İngilizce yapılmış 1928'de. The Turkish Ordeal. Beni en fazla etkileyen yönü buydu. Yani kendi çalışmamda doktora tezimdir bu benim. Çünkü aslında Kurtuluş Savaşı'na katıldığı halde yani o İç halka diyelim Atatürk'ü, Mustafa Kemal'in etrafındaki iç halkanın içinde yer aldığı halde hemen savaş sonrasında da dışlanmış olan bir kadın. Manda taraftarı olmak olmaz. Yani doğru onun da şimdi İpek Çalışlar da onu vurguladı yeni yazdığı biyografide. Çok doğru bence. Manda yaftasının üzerine yapıştığı insanlardan biri. Hmm. Halbuki birçok başka kişi de Amerikan mandasından yana olmuştu. Yani bir süre için. Mandacılıktan daha sonra kendisi de aslında daha uzak düşmüş bir kişi. Fakat onun üzerinde kalmış bu stigma, yani bu leke diyelim. Bu da gene bir tarih yazımında kadınların, yani öne çıkan kadınların her yönüyle, çünkü o mücadelede bulunmuş bir kadın ve gerçekten yetkin bir donanımlı bir kadın olmasına rağmen nasıl dışlandığını gösteriyor. Fakat bu konuda bu kadar cesaretli davranmış olması, meydan okuyucu davranmış olması doğrusu çok etkileyici. Evet, bazı için figürlere savunacak, arka çıkan olmadığı için de bazı kadın figürler ön yargılarla tarihe hapsedilmiş olabilirler gibi bir düşünce geldi aklıma. Belki de öyledir. Derya Bey sizin söyleyecekleriniz. Halide Edip tabi dolaylı olarak İzmir suikastına da karıştırıldığı için 26'da zaten de manda filan tartışmasına fazla gerek kalmadan Atatürk ölümüne kadar yurt dışına kalmışlar. Çünkü kocası Adnan Bey 10 yıl yemiş galiba. Ondan sonra hiç ilgisiz, yani imkansız ilgisinde olması bir adam. Kendisi ne yapacaktı yani, kocası hapiste bir kadın olarak, kocası yurt dışında kaçak, kendisi içeride falan olacak bir durum diye. Fakat çok ilginç bir makalesi vardı, 26'da mı 27'de ne yazmış. Ya diyor, ben diyor modernleşmeyi batılar sizden mi öğreneceğim diye bir lafı vardır onda orada. Yani siz kim olursa bana bu işi öğretiyorsunuz diye bir meydan okuması var. Evet. Benim gençliğimiz o çok hoşuma gitmişti. Son yani derece meydan okuyucu. Veya korkmayan kadın da varmış. 26 ile 38 arasında halledip Türkiye'de kalsaydı, İngiltere'ye gitmeseydi acaba
kadın hareketi evet. ne olurdu? Tabii. Nasıl yönlenirdi? Evet. Belki evet. de en demokrasi hareketi de bence evet. çok yani bayağı liberal demokrasi bugünkü anlayışımıza evet. çok yakın bir halde edip ciddi bir liberaldir. Evet. Öyle bilirim ben. Evet. Derya Bey, sizin açmayı düşündüğünüz başka bir konu var mı? Hayır, ben de geldiniz. Bu konu değil mi? Benim uzman konum olmadığı için zaten. Yok, renk katıyorsunuz, farklı bakış açıları getiriyorsunuz. Fatma Gül Hanım, sizin. Şimdi ben Necdet Hocam'ın söylediği, hani dikkat çektiği şey var ya, bu sultanlar bu kadar çok eser yapıyorlar. Hakikaten çok önemli. Onları meydana çıkarmak da çok önemli. Onlara hani bir selam yollamak da önemli. Çünkü bu kadınlar her türlü zorluğa, her türlü sindirilme, bastırılma tabii, çabasına rağmen kendilerini tarihe yazdırıyorlar. Yani bu onlar için, kadınlar genelde böyle yaparlar. Çünkü vakkan ölüsü satın alacak şeyi yok, hali yok. Ama gene de her türlü olumsuzluğa karşın kendilerini tarihe yazdırmayı beceriyorlar. Yani, evet. Bu şunu söylemek istiyorum. Yani kadınları, hani tarih kadınları sevmiyor ama gene de tarihi yapanlar erkeklerle birlikte kadınlar. Evet. Onlar özne olarak tarihi yaptılar. Ama görünmez kılınıyorlar. Gene de her şeye rağmen kendilerini görünür kılıyorlar. Evet. Bu mesela, bana çok görmemiz olağanüstü. Lazım. Görüşler, yani gören göz lazım. Evet, mesela görüşler gerçekten değişiyor. Program başlarken Havva'nın fonksiyonunu merak uyandırma olarak algılamak bile bir başlı başına böyle öğrenme, bir kütür kütür öğrenme. Tarihi yerinden oynatma anlamına gelebilir mi? Rosenberg'lerde onlar da mesela o dönemler Amerikan çıkarlarına ihanet eden birisiydi ama bir anlamda dünya barışına herhalde işte eğer yaptılarsa yani nükleer bombanın bilgilerini Ruslara verdilerse bir bakışa göre de dünya barışına çok önemli katkıda bulundular. Bir denge üzerinde gitti soğuk savaşta dünya. Hocam. Efendim, bu tabii sizin çok güzel fişleriniz var orada. Var, evet. Bayıldım sizi yazdığınız onları. Şimdi denecek şey şudur. Buyurduğunuz kadınların kendilerini tarihe yazdırması çok ilginçtir. Bizim bu vakanüvis tarihlerini falan karıştıralım. İşte sadece bulabildiğimiz şey doğdu, öldüden ibarettir. Ama o doğdu, öldülerin arkasında ilginç gerçekler vardır. 3. Selim'in annesi Mihrişah Sultan 1805'te ölmüştür. O zamana kadar 3. Selim'in saltanatı, iktidarı, yönlendirişiyle annesinin ölümünden 1805'ten sonraki 2 yıl 1807'de tahttan çekilmek zorunda kalışı, bir sene sonra da o çok vahşi biçimde öldürülüşü Mihrişah Sultan'ın yokluğundadır efendim. Belki çünkü öğreniyoruz ki her sabah 3. Selim zaten annesiyle haremde daireleri bitişik. 3. Selim dairesiyle Mihrişah Sultan dairesi yan yana. Ondan ona kolayca geçiliyor. Her sabah evvela annesinin yanına gidiyor. Beraber oturuyorlar. Günlük işleri konuşuyorlar. Bunlar tarih yazıyor yani, bize veriyor. Sonra o mabeyine, Enderun tarafına geçiyor. Demek ki annesi ona her gün bir takım telkinlerde bulunuyordu, bir şeyler diyordu. Bunu başka valide sultanlarda da, daha öncekilerinde de görüyoruz. Anası ölen, padişahın işi yaman olmuş. Anneler, evet, anneler oğullarını hayli nasıl diyelim, yönlendirmişler. Onlara bir takım bir şeyler söylemişler, etmişler, telkinlerde bulunmuşlar ama analar gittikten sonra padişahların anası yanmış. Bugünlerde ana sözü çok kullanılmış. Hemen alış. Anası ölüp de anası ağlayan şehzadeler de var. Var mesela de. Hürrem Sultan ölmeseydi tabii. İkinci Selim'i üçüncü Beyazıt olacaktı. Evet. Olmadı. Hürrem öldü ve sevgili evet. oğlu olamadı. Ötekisi oldu. O normal bir şey. Evet, sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz bütün konuklarımıza. Sonda şöyle bir şey söylemek aklıma geldi. Ne kadar katılırlar bilmem ama yani o kadar çok şey öğrendik ki burada. Dünya tarihinin kadınları görmezden geldiğini, sildiğini, farklı bir bakış açısıyla pek çok şeyin ortaya çıkabileceğini öğrendik. Ben şunu söylemek istedim.
bırakın dünya tarihini, kendi özel tarihlerimize bakalım. Annelerimizin kendi, erkek kadın fark etmez, annelerimizin kendi tarihimiz üzerindeki rolünü düşünsek meselenin ne kadar önemli olduğunu kavrarız herhalde. Anneannelerde. Veya anneannelerde. Evet, evet. Çok çok teşekkür ederiz bütün konuklarımıza. Yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.